Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Altın yatırımcısı için tabii keyifsiz bir akşam, keyifsiz bir gün. Çünkü ciddi anlamda altının gerilediği, dolar endekslerinin yükseldiği ve bilinen bütün ezberlerin bozulduğu bir süreçten geçiyoruz aslında. Çünkü başlıkta da gördüğünüz gibi insanları altın manyağı ettiler. Yani bundan 3-4 sene önce milleti dolar manyağı etmişlerdi 7'lerde, 5'lere düşmüştü. Şimdi de herkesi 2000 dolar, 1900 dolar, 1800 dolara nereden bulursan al, düştükçe al. Ben buradan alıyorum, sen de al. Bak işte bu kralların parası. Güvenli liman, altın güvenli liman. Koşun altın alın. Altınlanma zamanı. Altın manyağı ettiler milleti. Ama gene bunda bir kimsenin bir suçu var mı? Yok. Şimdi bakıyorsunuz altın manyağı edenlere hep böyle popüler kanallar veya dolar manyağı edenlere bakıyorsunuz hep popüler kanallar. Ama bir bakıyorsunuz böyle butik kanallar daha böyle az ama ciddi anlamda bu işe emek verip analiz yapan kanalların hiçbir yatırımcısı bundan zarar görmedi. Peki burada suç kimde? Gene bizde. Aslında kimse bir şey yapmıyor yani insanlar. Bu adamlar size popülist videolar çekiyorlar. Altın uçacak, dolar kopacak diye siz de koşup alıyorsunuz. Niye? Şimdi bizim insanımız hakikaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir hikaye var. Şimdi hayatta insan sağlığını kaybedene kadar en önemli şey para değil mi? Yani parasız hiçbir şey olmuyor. Ha parayla da bir şey olmuyor. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Hani paranızın çok büyük paralarınızın olması size bir saadet getirmiyor. Allah afiyeti versin, huzur versin, sağlık versin ama parasız da bütün bunlar olmuyor. Şimdi çok basit bakın uzağa gitmeyin yani eğitimsiz adama gitmeyin. Hani şimdi bizim milletimiz eğitim sevmiyor. Zaman mesela gider adam spor salonunda personal trainer tutar kilo vermeye çalışır ama parası için hiçbir şey yapmaz. Şimdi mesela iş adamı olur. Adam mail atar, görüşmek ister. Ararsın, buyurun falan filan. İşte Burak Bey danışmanlık almak istiyorum. Tamam peki. İşte ne yapmak istiyorsun? Şunu, şunu, şunu. Tamam o zaman hani bu işleri biliyor musunuz? Yok. Hani biz sonuçta şirket idare ediyoruz ama hani bunları finansal piyasalara uzağız. Tamam. Yani gelin bir eğitime girin. Biraz bu işleri bir öğrenin. Hocam vallahi zamanım yok. Bak parasını emanet edecek. Zamanım yok diyor. Lan en önemli şeyini emanet ediyorsun. Yani bakın eğitim hakikaten çok komik. Çok basit şimdi göstereceğim. Çok basit çizgilerle o herkesin hani işte dangalakların o aşağıladığı işte teknik analiz falan. Ulan teknik analiz dediğin şey fiyatın kendisini analiz ediyorsun. Ama sabaha kadar anlatıyorlar. Altın güvenli liman, Amerika'da enflasyonist baskı olunca altın yükselecek, göreceksiniz falan filan. Ne oldu? Tırışka. Bir sürü insan zararda. Ya yazık günü hakikaten bakın gülüyorum, sinirden gülüyorum. Ve hala insanları kandırmaya, insanları sömürmeye devam ediyorlar. Hala insanlara umut aşılıyorlar. Ha bugün ha yarın keriz silkeliyorlar, keriz silkeliyorlar. Bir o vardı değil mi bir de? O da şimdi bitti. Şimdi altında nerelere kadar gevşeme olabilir? Tekrardan bir konuşalım. Dikkat etmeniz gereken noktalar. Niçin bu noktaya geldik? Yani gerçi özellikle ALB World tarafındaki kanalda arkadaşlar bakın her sabah ALB World kanalında canlı yayınlar yapıyoruz her sabah. Ve her sabah emin olun saat 8.30'da doları, altını, gümüşü, Bitcoin'i bakın yaklaşık daha bu sabah Fed'in faiz arttıracağını, ABD 10 yıllıklarının yükseleceğini ve bunun altına çok ciddi anlamda sıkıntı olacağını. Bakın bundan bir hafta önce altında sıkıntı büyük. Yani devamlı bakın bundan bir hafta önce dolar TL 8.50 iken 9.30 hareketi başladı diye video çektik. Lütfen ama lütfen işini çok düzgün yapan YouTube'da kanallar var. Bir sürü dostumuz, kardeşimiz var. Onlar da aynı. Yani popülist başlıklar atmadıkları için. Bakın düzgün, emek veren, sizleri yönlendirmeyen, kaliteli insanları izleyin. Sosyalist, böyle yalandan başlıklar öyle olacak. İşte biri çizgi film çekiyor, her yerden altın alırım diyor. İnsanlar alkışlıyor, bravo, bravo. Herkes para kaybediyor, hala bravo. Bu memleket çok acayip. İnsanları ne kadar severseniz,
sizi o kadar çok alkışlıyorlar. Bol bol seveceksiniz insanları. Bu herhalde bilmiyorum, herhalde Türk halkı yani herhalde bilmiyorum neden olduğunu da anlamış değilim. Gerçekten bakın 3 yıl oldu sosyal medyada şaşkınlıkla izliyorum. Yani şaşkınlıkla izliyorum. İnsanları devamlı kandıran, devamlı yanlış analiz yapan kanalların daha da büyüdüğünü ama herkesin küfrettiğini, düzgün böyle kaliteli yorumlar yapan, gerçekten ayakları yere basarak analiz yapan kanallarınsa gıdım gıdım gidebildiğini görüyorum. Ve hakikaten zaten Forex piyasasında da zaten %80 kayıp %20 başarıdır ya, aslında biraz da iş ne yazık ki böyle de oluyor. Şimdi ABD 10 yıllıkları dedik ki 1.38'in kırılmasıyla beraber 10 yıllıklarda bir hareket başladı dedik ve 2 haftadan beri yukarı doğru geliyor. Şimdi bunun yükselmesi artık Fed'in, piyasa oyuncuların Fed'in bir faiz artışına gitmesini satın almaya başladı. Ve bu geliyor. Bu gelmeye başlayınca ne oluyor? Dolar endeksleri hareketlendi. Ne dedik haftalıklarda? Haftalıklarda dedik burada bir fincan kulbumsu, burada bir çift dibimsi, bir hareket. Ama sonuç itibariyle 93.70'lerin üzerinde momentumun haftalıklarda artacağını, dolar endekslerinin orta vadede 94.76-95 bantlarına doğru devam etme ihtimali yüksek. Şimdi dolar endeksleri yükselmeye başladığı anda ne oluyor? İlk dayağı yiyen aşağı yukarı gene altın oluyor. Altın ne oldu? Bugün 1744 desteğinin altında bir kapanış yaptı. Toparlanmaya çalışıyor. Ama altın için hep şunu uyardık. Dedik ki arkadaşlar 2076 dolardan beri bir düzeltme süreci var. Acele etmeyin. Kanmayın bu dangalaklara. 1834 bandı geçilemediği sürece orta vade altında bir yükseliş beklemeyin. Acele etmeyin. Bu grafik bir çıkış trendi değil, bir düzeltme trendi. Şu anda da gene aynı şeyi söylüyorum. İlk etapta 1780, arkadan 1807, arkadan en önemlisi 1834 kırılmadığı sürece altında çok büyük şeyler beklemeyin. Peki altın güvenli limandır efendim. Altın, altın, altın. Altın diye bayılıyorlar hakikaten. Yani gerçekten ilginç bir şekilde izliyorum. Bakın. Altın 2011 yılında, bunu eğitimlerde devamlı gösteriyorum. 2011 yılında 1900 dolardan 1050 dolara düştü. Ve 10 sene boyunca 1050 dolarda gitti geldi. 10 sene boyunca insanların parası yarı yarıya indi dolar bazında. Ondan sonra 10 sene sonra paralarını kurtardılar. Ve bu 2074'lere geldi, dedik ki arkadaşlar bakın 1000 dolardan başlayan bir hareket, güzel bir trend yaptı, güzel para kazanıldı. Atlamayın, zıplamayın. Yok efendim, ünlü bir yatırımcı varmış, 70 yaşındaymış, diyormuş ki o altın 7000 dolar olacak. Amca ölmek üzere, hani son bir vasiyet yazmış herhalde. Hani ben bu millete nasıl altını kitlesem diye. Ünlü yatırımcı altın alın dedi. Ünlü bankalar altın alın dedi. Zaten bizim YouTuber'lardan bahsetmiyorum. Onlar hep zaten altın, 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 bravo. Millet altın ala ala aldı. Bol bol aldı, bol bol aldı. Türk halkının şu anda arkadaşlar ne yazık ki geleneksel bir yatırım biçimi de, yani Türk halkı altın, dolar, hani bunlara daha çok yatırım yapıyor. Ne yazık ki herkes perişan. Yani insanların zaten 3 kuruş parası vardı. Bir de bu dangalaklar yüzünden o 3 kuruş para da kalmadı. Ama gene kimde hata? Ne yazık ki arkadaşlar, çuvaldızı kendimize batıracağız. Şimdi aylık grafiğe baktığımız zaman bu iğnelenen bu 1650-1675 diyelim. Bakın burası çok önemli bir bariyer. Daha önce geldi, buradan sekti. Bir daha geldi, buradan sekti. Bakın 1834'ü görüyorsunuz değil mi? Burası aşılamadığı sürece orta vade altındaki çıkış trendi başlamaz. Ve burada da inşallah bu 1678-1675 bu bölge inşallah aşağı ihlal edilmez. Aşağı doğru burası kırılır ise işte o zaman çok ciddi anlamda satışlar hızlanabilir ve çok canlar yanabilir. Ama şu anda pek öyle bir şey yok. Yalnız bu dolar endeksleri yükselmeye devam eder. Fed 10 yıllıkları
ABD 10 yıllıkları yükselmeye devam eder. Fed bir faizin artışına gitmeye başladığı anda altında sert bir satış görürsek arkadaşlar çok ama çok dikkatli olmak lazım. Ne yazık ki güzel şeyler söylemek isterim. Belki içinizden şimdi bana küfreden, yaslayan bu şeyin altına. Çünkü şimdi bu insanları kepazeliklerini gösterdiğin zaman şunu diyorlar. Efendi sen işte kendi yorumuna bak, başka yorumculara bakma. Çünkü niye? Onun yarası var. Öbür adam zaten diyor ki hocam diyor Allah bunları diyor kahretsin diyor bizi perişan ettiler. Çok haklısınız diyor. Ama o yarası olan birkaç tane hemen geliyor yazıyor. Burada amaç insanlara doğruyu göstermek. Doğruyu göstermek, doğruyu göstermek. Lütfen paranızı hiç kimseyi beni de veya hani kralı olsun ki bu işin kralı yok. Kralı olsun. Dinleyin saygı duyduğunuz insanları ve insanları eleyin. Devamlı birilerini dinleyip kafanızı şişirmeyin. Sevdiğiniz, saydığınız, inandığınız sahtekarlık yapmaya, sizlere özveriyle objektif şekilde yorum yapan insanları dinleyin. Ama en son kararı kendi mantık süzgecinizden geçirip evet ya bence ben buradan altın alırım. Peki kardeşim al. Bak kendi iradenle alıp kaybediyorsan hiçbir sıkıntı yok. Dersin ki kardeş kendim ettim kendim buldum. Ama 3-5 tane YouTuber salağın çektiği videoyla gidip koşup altın alıp da para kaybetmek veya işte dolar alıp da veya borsa alıp da borsada para kaybetmek insan kendi yapar. Eyvallah der. Ama başkası yüzünden bunları yapmayın. Kimsenin lafıyla alıp satmayın. Lütfen ama lütfen arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah aşağı doğru bir kırılma daha da sertleşmez altında. Bu Fed'in faiz artışı gelebilir. Dolar endekslerindeki kuvvetlenme. Bütün bunlar arkadaşlar izlemeye devam edin. Ne yazık ki birazcık daha altın yatırımcısı bekleyecek. İnşallah sadece bekler. Bir darbe daha gelmez. Çünkü o zaman çünkü gerçekten çok keyifsiz olabilir. İnşallah buralarda en azından geçsin. O bile yeter arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar olsun.